Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, seçime sayılı günler kaldı. Ekonomide de hareketlilik devam ediyor. Siyasette olduğu gibi bugün de konuşacak çok şeyimiz var. Ekonomist Murat Sürür Özbülbül de karşımızda. Hemen başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. İyi yayınlar. Hareketli günler şurada kaldı 4-5 gün. Dananın kuyruğu kopacak. Evet, tarihe Önemli tanıklık. olan kimin elinde kalacak? Evet. Gerçekten tarihe tanıklık ettiğimiz günler. Peki yatırımcı da aslında bu seçime sayılı günler kala seçimin çok öncesinde böyle başlayan belirsizlik ve endişe aslında finansal varlıklara da yansıtılmış durumda. İşte baktığımız zaman kur koruma dahil TL mevduatı ciddi oranda artmıştı. Geçen günlerde de konuşmuştuk. Tabii ondan sonra seçimden sonra o kur korumalı ne olacak? Elimizde nasıl bir bomba var? Nasıl patlayacak? Onu da konuşuyoruz ama döviz tevdiat hesaplarıyla hisse senetlerinden de çıkan çok sayıda vatandaş var. Tasarruf sahiplerinin bir kısmı da aslında ciddi bir kısmı da artık fiziki altın ve fiziki dövize dönüyorlar ve bunlar da yastık altına gitmeye başladı. Tabii bunlar ekonomiye de katılmıyorlar. Yani oradan çıktıktan sonra. Peki bu durumu nasıl açıklamak gerekiyor? Yani yatırımcı da zaten çok uzun süredir devam eden bir tedirginlik vardı. Bu yavaş yavaş paniğe döndü. Herkes kendini korumaya çalışıyor. Şimdi insanlar şunu görüyorlar. Bu kafayla gidilirse, bu kadrolarla gidilirse Türkiye moratoryuma girecek. Bu kesin. Dolayısıyla seçim sonuçları da full, yani o da kazanabilir, o da kazanabilir. Yani kesin bir şu kazanacak diyemiyorlar. Onun için herkes dur bakalım ne olacak diyor. Dediğim gibi olayı ikiye ayırmak lazım. Yani iş 14 Mayıs akşamı bitebilir, biri kazanabilir. Bitmeyebilir, 15 gün sonra bitebilir. O 15 günlük süre çok büyük kaoslara gebe. Hem finansal kaoslara hem asayiş olaylarına gebe. Bunu daha evvel 7 Haziran seçimlerinde görmüştük. Millet ne yapıyor? Bunu düşünerek kendi tedbirini kendi alıyor. Bu yüzden de kapalı çarşıya veya tahta kaleye tabii aşırı bir talep var. Herkes fiziki altın ve dolara şeye dönüyor, dövize dönüyor, alıyor, yastık altına koyuyor. Tabii bu ekonomiden çıkan bir kaynak. Kimse bunu kullanamıyor. Orada kuzu kuzu yatıyor bunlar. Bunun sebebi ne? Güven. Güven yok. Yani şimdi senin kendi insanın, kendi halkın, yönettiğin halk sana güvenmiyorsa, tamam, mevcut iktidara çok güvenen, çok inanan bir %30'luk kesim var yani. Ölümüne inanıyorlar. Ama o kesim Türkiye'nin ne kadarı, yani hem tamamı değil hem de Türkiye'deki işte yatırım yapacak, serveti, birikimi, geliri olan, iş bilen, nitelikli kadrolardan oluşmuyor. Dolayısıyla asıl yatırım için muhtaç olduğumuz nitelikli ve birikim sahibi, imkan sahibi insanlar güvenmiyor. Ya kendileri güvenmiyorlar, gidiyorlar işte Londra'da, yani yakın oldukları, bu yani yandaş mandaş denen şey gibi. Londra'da sokaklar alıyorlar, onlar parayı yurt dışına transfer ediyorlar vesaire vesaire. Yani bir korku iklimi var. Bütün böyle otokrat rejimlerde, hukukun olmadığı, demokrasinin olmadığı bütün topraklarda korku rejimi hakim oluyor. Orada da güveni oluşturamazsın. Yani bu kafa devam ederse bu işler çözülmez. Bakın hani bana siyaset yapmakla itham ediyorlar falan. Ya zaten ekonomi siyasettir. Yani her ekonomik sonuç bir siyasi tercih, bir siyasi kararla oluşur. Yani siz işte parayı beşli çeteye vermek isterseniz halk yoksul kalır. Halka vermek isterseniz beşli çete avucunu yalar. Bu bir siyasi tercih, bir siyasi tercih. O zaman kardeşim, güzel kardeşim, ben siyasete girmedim, ekonomi nasıl konuşayım? Yani eğer istediğiniz sadece işte efendim teknik analiz, borsa düştü, şu hisse zıpladı, bu hisse zıpladı, döviz şu olacak, faiz bu olacak diye atıp tutmaksa ben o işin adamı değilim, onu yapmayacağımı başından beri söylüyorum. Ben temel analizciyim. Dünyadaki ve Türkiye'deki bütün olayları bir arada düşünüp bunun ekonomik sonuçlarını tahmin ederim ve tahminlerimi de büyük ölçüde tutarım. Yani şunu tekrar söylüyorum. Şimdi şurasını da söylemek gerekiyor galiba Murat Bey, özür dilerim sözünüzü kestim ama yani işte bugün AKP iktidarı var, yanlış yapılan ekonomi politikalarını bunlar yanlış diyoruz. Ertesi günü muhalefet iktidar olsa ve onlar yanlış şeyler yapsalar aynı yoğunlukta onları da eleştireceğiz. Yani Bunu benim yakın çevremdeki herkes bilir. Zamanında çok eleştiri almak pahasına AKP'nin doğru yaptığı ekonomi politikalarına ve bazı işte hukuk politikalarına, demokratikleşme adına
bunu. Ben destekledim. Millet AKP yapıyor diye karşı çıkarken, ya kardeşim adam doğru yapıyor, niye karşı çıkıyorsun? Bunun olması gereken budur diye, yani hatırlarsanız o Cumhurbaşkanı'nın çıkarılması işte vesaire bir sürü adım vardı şimdi. Şey, o zaman destekledim. O zaman destekledim. Bedel ödemeyi göze alarak. Doğru yaptıklarını düşündüğüm için destekledim. Şimdi de yanlış yapıyorlarsa yanlışlarını söylemek benim vazifem. Ha, gelecek iktidar isterse babamın oğlu olsun, yanlış yaparsa onu da söylerim. Zaten aydın ahlakı bunu gerektirir. Ben doğruya doğruya eğriye eğri derim. Eğriyi veya doğruyu kimin yaptığı ayrı bir konudur. Ha, bugünkü iktidar kafayı değiştirse, demokrasiye saygılı, insan hakkı özgürlüklerine saygılı, bilime, sanata saygılı bir yönetim olsa, doğru ekonomik tedbirleri alsa, doğru politikalar uygulasa, ben gene adamlara aferin, iyi yapıyorsunuz derim. Niye demeyeyim kardeşim? Yani ne Tayyip Erdoğan babamın oğlu, ne Kemal Kılıçdaroğlu babamın oğlu. İkisini de tanımam, etmem, bir kişisel diyalogum yok. Kişisel bir menfaatim yok. Ya ben 40 defa söyleyeyim, ben portföy bile tutmuyorum. Niye? Yazıyorum, çiziyorum, ahlaki olmaz diye portföy bile tutmuyorum. Dolayısıyla yani doğru ayrı, yani siyasi derken ben siyasi tetikçi değilim. Adamlar AKP'li olduğu için AKP'lilere karşı değilim. Doğruyu yapmadıkları için karşı. Doğruyu yaparlarsa aferin, iyi yapıyorsunuz derim. Aynen öyle. Peki şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Siz hep diyordunuz ya işte kasa tam takır, kuru bakır. Yani eğer sizin cebinizde bir dolarınız bile varsa Merkez Bankası kasasından daha fazla paranız var, daha zenginsiniz diyordunuz. Şimdi oraya gireceğim. Tüm swaplar ve hazine dövizleri düşülmüş. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonuna bir bakalım. 22 Nisan itibariyle eksi 70 milyar dolar seviyesine kadar grafik yollamıştım bu konuda. Görünüyor. Özgür de grafiği paylaşırsa son 9 iş gününde düşüşse eksi 7.3 milyar dolar. Yani Merkez Bankası'nın kasasının işte o tam takır kuru bakır olması için tam 70 milyar dolar para gerekiyor. Sevgili Ebru, eskiler hatırlar, bir ara bir söz vardı, 70 sente muhtacız diye. Evet. Çok dillendirilir bu Türkiye'nin büyük kriz yaşadığı dönemlerde. Şimdi 70 milyar dolara muhtaç olduk. Ekonomiyi kötü yönetiyorlar diye bu 70 cent metaforunu kullanıyorlardı. Şu anda Merkez Bankası'nı sıradan bir öğrenciyi de eşitlemek için, yani cebinde 10 dolar, 100 dolar olan bir öğrenciyi de eşitlemek için 70 milyar dolara ihtiyaç var. Bu korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Yani bunu... Bu kötülük Türkiye'ye yapılmamalıydı. Bunu sadece abuk sabuk politikalar ve kuru tutabilmek için yaptılar. Sonuç gerçekten çok vahim. Yani yeni gelecek yöneticiler nasıl çözecekler işleri gerçekten zor. Ama mevcut yöneticilerin çözemeyeceği açık. Peki az önce şey dedik, işte fiziki altın ve dövize yatırıyor vatandaş aldığı parayı dedik ama Merkez Bankası'nın da çok ciddi bir altın alımı vardı. Hatta dünya sıralamasına falan giriyordu. Türkiye'nin altın ithalatında düşüş ivmesi Nisan ayında da devam etmeye başladı. Altın ithalatı %87 düşmüş görülüyor. Hani ne oldu? Ekonomi bu kadar yangın yeriyken aslında altına yatırım yapmak belki doğru olabilir ama bizim ekonomimize göre doğru değildi deniliyordu. Yanlıştan mı dönüldü? Altında başka bir şey mi var? Ne diyeceksiniz? Yani altın işi çok karışık. Şu anda şeyleri bilemiyoruz hep. Tam rakamları, verileri ve kim niye aldı bilmiyoruz. Ama meşhur bu İran altınları vardı. Yani İran ambargosunu altına denmişlerdi. Muhtemelen bu aralarda birileri Rus ambargosunu altına denmeye çalışıyor olabilirler. Yani bunlar akıllıca işler değil. Bunları eğer iktidar değişirse öğreneceğiz. İktidar değişmezse öğrenemeyeceğiz. Ama İran ambargosunu denmenin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu gördük. Şimdi Rus ambargosunu denmek de benzer bir tehlike. Ya bunları dediğim gibi bugün konuşmak için erken, ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü veriler şeffaf, net, açık değil. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama eğer bu defterler açılıp da ne niye yapılmış, kim yapmış, kaça yapmış, bunlar ortaya çıktığı zaman daha detaylı göreceğiz. Peki, bu arada Amerika için konuşalım biraz. Evet, biraz da Amerika'yı konuşalım. Yarın orada enflasyon rakamları açıklanacak. İşte bankaların durumu malum. Orada Amerika'daki resesyon endişeleri de artıyor.
böyle küresele baktığımız zaman orada neler var, neler gösteriyor bize? Ya muhtemelen Amerikan enflasyonu kontrol altında göreceğiz, inmeye devam edecek. Bu tabii alınan sıkı para ve maliye politikalarının bir resesyon tetikleyebileceğini herkes söylemişti. Bunu da bankalara ben hatırlarsam o zaman şey diyordum. Enflasyonu durdurmak kolay da enflasyonu durdururken işte bankalar, şirketler, devletler şeye batmasın, iflas etmesin bunu sağlamak zordur diyordum. Şimdi tabii bu dediğimiz aynen gerçekleşti. Kontrol altına almaya çalışıyorlar. Durumun vehametini onu da bilmiyoruz. Çünkü bu onlar battıktan sonra ortaya çıkıyor. Aa battı deriz ama risk olduğu belli. Eğer bu hem Amerika'da hem de küresel ölçekte bir finansal krize dönüşürse, bir sürü banka batarsa tabii o bambaşka bir dünya. O zaman çok hızlı bir faiz indirimi görürüz. Gene piyasaya çok büyük miktarda paralar pompalarlar aynı 2008 krizinde olduğu gibi. O zaman da şimdi ben söyleyeyim altın uçar. Resmen kanatlarını takıp uçar. Evet, peki. O zaman bununla bitirelim. Altın o zaman uçar dediniz. Bugün böyle noktayı koyalım. Bakalım yarın karşımıza neler çıkacak, onları konuşmak için biz burada olacağız. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.